10 bin bakıma girdim. Şu burun bantlarından bayağıdır yapmıyordum. Bir yapayım dedim. Yapmışken çeneme de yapıyorum. Aynı banttan. Biz gece sahura kalkamadık arkadaşlar ve başım o kadar ağrıyor ki aslında şu anda, çünkü çay içmedim. Ben çok fazla tiryaki değilimdir. Yani tiryaki değilimdir derken hani günde bir demlik çay içerim değilimdir. Ama sabah kahvaltıda o bir bardak çayı içmezsem eğer gün içinde öğlen başım ağrıyor benim. Maalesef ki bu böyle. Annemin de böyleymiş. Benim de böyle yani. Ya, akşamları çay içme alışkanlığımız hiç yoktur ama sabah o kahvaltıda o çay içilecek. Şu anda da sahurda içiliyor normalde. Sahurda içmediğim için başım çok kötü ağrıyor. Karnımın açlığını geçtim, başım ağrıyor. Bugün teyzeme iftara davetliyiz. Oraya gideceğiz. Asya kalktı gece, ha. Ben çok büyük ihtimalle aslında çok geç de yatmamıştım. Her zamanki gibi 11.30'a, her gün yattığım saatte yatmıştım 11.30-12'ye doğru. Asya kalktı. Gece başıma geldi. Anne dedi ezan okunuyor. Ay nasıl uyandım ve ezan okunuyordu gerçekten de. O da demek ki uyanmış ve hani bizim ezan okunurken ayakta olmamız gerektiğini fark etmiş ve o yüzden yanıma gelip ezan okunuyor dedi. Ondan sonra hemen kalktık, su içtik birer bardak ve yattık tabii ki, yani ezan okunurken su içtik. Tabii böyle oruç tutanlar da var biliyorum, sahura hiç kalkmadan tutanlar da var ama biz alışkın değiliz yani. O yüzden sahura kalkmadan tutmuyoruz ve tabii ki zor oluyor ama yine de eşimle ben de niyetlendik ve çok şükür bir günde böyle olur yani, çok da sorun değil, ölmeyiz yani açlıktan, o hiç sorun değil, bugün de böyle olsun. Ondan sonra bugün teyzeme gideceğiz. Teyzeme gideceğiz iftara. Oradayız. Öğlenden sonra gideriz zaten. Ben de şimdi oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapacak halim de yok zaten. Televizyon izliyorum. İnternetimiz yok bu arada. Sabahtan beri yok. Saat 12 şu anda. Bekledim. Modemi açtım, kapattım. Bir şeyler yaptım ama Telekom. Aradım işte Telekom'u. Evet dedi. Sinyal gelmiyor dedi ve arıza kaydı açtı. O da ne zaman gelir artık? Bugün gelmez. Çok büyük ihtimalle yarına gelirler, bakarlar. Daha doğrusu kapının dışında hat geliyor ya, ona bakıyorlar. Öyle yani. Haydi görüşürüz bu güzelliğimle size. Bay bay diyorum. Ben hazırlandım. Şimdi annemlerden haber bekliyorum. Caddeye çıkacağım. Beni alacaklar. Telekom geldi. Yalnız Telekom'un hızına inanamıyorum. Bugün internet yok diye daha sabah kayıt verdim ve saat işte 3 geldi gitti, düşünün. Çok çok iyi bence. Yani ben hiç ummazdım bu derece hızlı olmalarını. Ben yarın bekliyordum. Her neyse. İnternetin aşağıdan girişinden, yani hani hattın girişi var ya, ona bakmış ve internet var dedi. İnternet olduğu için de yukarıya geldim, eve bakmam eve bakmam gerekiyor dedi. Ondan sonra geldi, modeme baktı. Modeminiz çok eski dedi. Evet, çok eski modemimiz, yani 10 senesi vardır. Evet, 10 senesi vardır modemin. Çok eski, bayağı eski. Neyse. Modemin arkasındaki şeyi çıkarttı. Aklınızda bulunsun diye anlatıyorum bunu. Modemin bizde ev telefonu numarası var ama ev telefonu yok. Direkt modeme bağlı telefon hattı. O hattı çıkarttı. Kendi elinde bir modem gibi bir şey var. Ona takıyor ve internet olup olmadığına bakıyor. Aşağıda internet var dedi. Bu hattı ucunu takınca ama internet yok dedi. Demek ki dedi kabloda bir sorun var. Kabloya baktı, işte ek yeri falan olsaydı oradan deneyecekti herhalde. Kabloya baktı, etti, bilmem ne. Dedi ki yani modemde sorun var diyemeyeceğim dedi. Çünkü kablo
kabloda sorun var gibi görünüyor dedi. Neyse. Kabloyu dedi değiştirtmeniz lazım. Kabloyu biliyorsunuzdur yani elektrikçi geliyor. Aşağıdan böyle evi dolanıyor. Buralardan böyle geliyor kablo. Ondan sonra dedim ki yani geceden sabaha hiçbir şey hani ne düştü ne bir şey oldu. Hani kablo çekilir bir şey olur. Hani dedim ucunda şey vardır bilirsiniz o hani telefonun giren yeri şeffaf hani jack derler ona. Onu da dedim sorun olabilir mi dedim onu bir değiştirseniz sizde dedim varsa. Tamam dedi bir bakayım. Onu çıkarttı. Kablonun şu kadarını kesti ucundan. Yeni kablolar açıp yeniden o şeyden şeffaf şeyden taktı ve çalıştı. Evet. Çalıştı. Adam dedi ki çok şanslısınız dedi. Kabloyla o şeyin bağlantısı kopmuş dedi. Yani o telefona takılan o şeffaf jack'ın kabloda temassızlık varmış. Aslında kabloda yani hiçbir sorun yok. İyi ki aklıma geldi. Yoksa metrelerce kablo yaptıracaktık. Elektrikçi çağıracaktık. En az 100 lira tutardı zaten parası. Parasını da geç. Bu kablonun böyle buradan bütün evi dolanıyor. Hepsinin sökülmesi gerekirdi. Falan filan işte neyse. Bunu da böyle halletmiş olduk. Çok şükür. İyi oldu. Dediğim gibi ben yarın bekliyordum. O da çıktı aradan. Çok çok iyi oldu. Şimdi saat 3, 3.10 geçiyor. Herhalde bizimkiler 3.30 gibi çıkarlar diye düşünüyorum. Zaten iftara gidiyoruz. Hani illaki çok da erken gitmemize de gerek yok. Öyle. Haydi görüşmek üzere. Biz Cemre'lere geldik. Daha doğrusu teyzeme geldik. Cemre de burada. Bu kimin yatağı Cemre? Gireyim. Kimin? Gireyim. Asya da girsin. Gireyim. Girsin mi? Burası eski kuzenimin odasıydı. Bu dolap burada yoktu. Şimdi teyzem o evlenip gidince burası boş kaldı tabii. Şimdi Cemre'nin yatağını koymuş. Burası Cemre'nin odası mı olmuş? Senin odan mı Burası burası? onu çok büyük Kuzum ediyor. benim. Ne? Hadi gir gir. Asya da çatlıyor ki buraya girsin diye. Hadi gir 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 tamam. Gir. Allah'ım üzülüyor işte ya. Evet. Çok yumuşak. Yat ayaklarını dışarıya çıkart. Al sana yatak. Yat. Hadi Yat. anne beni salla. Hadi. Sallanıyor mu bu? Koca kazık yok salla. Sallansa bile şu anda sen varsın diye sallanmıyor. Ben burada uyuyacağım. Hadi uyu iyi uykular. Hadi sana iyi uykular. Ayaklar. Asya bunun bu yara öteki niye o kadar yara mıydı o da ya? Çok kaşıyorsun anneciğim. Ne yapıyorum? Kaşıp kaşıyıp ya. Çık hadi. Boynum. Kaşıyıp yara yapıyorsun. Dur açıkayım. Ne? Çık. Nereden istiyorsan. Ağzından çıkmak istiyorum. Çık anneciğim çık. Benim bacağım buraya kadar uzun mu ya? Bu kadar büyüdüm mü ben ya? Hadi bakalım Balerinim, dışarı balerin, balerin. Evet, teyzem bizi iftara çağırdı. Sıdırayım. Ama bunlar mutfakta çalışıyor. Şimdi menüyü göster. Bu pişiyor mu yeni açmayayım. Açmama gerek yok. Pilav yani. Mercimek çorbası, pilav. Ondan sonra buraya geçelim. Evet, salata. Et sote. Zeytinyağlı fasulye. Çoban yaptım teyze çünkü bunu O burada yapmıştım meyveler var. Yosun. Bu ne teyze? Çobana gitmez belki. Ciğer, patates. Evet, çok güzel gider bence ama. Hayır, sadece toprağa koysun işleyemeyiz. Boş ver o zaman. Ne evet, o? çöpleri koyun çöpleri öyle de olur. Bunu birazdan kapat bence. O pilav koyacak. Yine salata Meltem'den. Bu arada Meltem söylemeyi unuttum. Seni özleyenler vardı. Öyle mi? Evet Meltem birkaç gündür yoktu. Özleyenler için. Ayağınız ha tamam. Yaştan gözlerin kırmızı çıkıyor da. Öyle mi çıkıyor? Taze pilavdan. Ben yine ne yapıyorum? Dur salata yapıyorum. Dur. Yayla çorba yapıyorum evet. O zaman bana ver, ben halledeyim o zaman. Ne oldu? Pilava ne oldu? Karşıdan boş ver be gül. Ya teyze. Şey oldu. Dur adam bir dakika o bir demlenmez. şey söyleyeceğim. Olmaz. No, niye lapa mı oldu? Demlenmez
Yok yok. Tamam da şu anda kapatma şey bu kadar şeyden ne kadar çorba yapabilirsin ki? Çok fazla bu. Boş bir ver. Şey hayır hayır olmaz. Boş ver. Bir demlersin bir 15 dakika. 15 dakika yenir bir şey olmaz teyze vallahi. Gelmesin öyle. Boş ver ya. Güzel pilav yapalım. Ya bakalım. Ay, aslında ben de ona baktım yiyecekti dedim. Elini aldı. Peynire bir salataya mı koyacaksınız peyniri? Vallahi yok ben çoban yaptım. Tamam, işte buna daha ne koyulur? Ya bunları birleştirsem mi? Yok ayrı ayrı değişik olsun. Ya da bilmiyorum. Bence değişik olabilir. Çünkü buna dereotu var, bunda yok. Herkes yemeyebilir dereotu. Ben yerim ama benim için fark etmez. Yani. O zaman peynir yiyelim. Bak bak bir dakika. Ama bu halde kaçırdın aç. Niye lapo olmuş bu? Evet Selim bayağı bir lapo olmuş ya. Niye böyle teyze, oldu ki? Bak lambayı yaktı teyze böyle ha. Oldu. Çok iyi oldu. Evet iyi oldu. Akıl etmedik. Biz karanlık diye şey yapıyoruz bir saattir. Ya hiç böyle hiç böyle yapmadım. Yok hep kaynasını bekleterek yapmıyor mu? Hep bekletiyorum. Nasıl yapıyorsun? Biz çalışıyorum şu an ama. Hallederim hemen. Çok küçük mü? Teyze iki tane. Evet Selim zaten daha önce de bahsetmiştim. Şimdi Selim'in güzel bulgur pilavı tarifini hem de vermiş olacağız size. Çünkü pilav lapı olmuş. Pirinç de kalmamış. Şimdi Selim güzel bir bulgur pilavı yapalım dedi. 2 adet büyük baş soğan. Evet. Tereyağı nerede? 2 adet büyük baş soğan ve Selim bunlar mı sarımsak bu kadar mı? Bayağı. Hemen soyarım ben sizi. Yakalım mı altını? Dedi başka bıçak var mı? Var tatlım. Daha keskin. Dur dolap. Şurada var. Tamam. Yeniden görüyor musunuz başımızı? Olsun olsun hemen olur bulgur. Kaç bardak yapacaksın Selim? Bilmiyorum bardak yapacağım. Aa, tarif veriyoruz burada. Tereyağı mı bu? Hı. O kadar mı yapıyorsunuz? Aşağı yukarı. Evet. Biraz ama şimdi çok da yapacağız. Erişim yapacağız. Bir de onlar çok elleri böyle çok alışkın çok koymaya. Değil mi Selim? Siz ev şeyinden daha fazla koyuyorsunuz her şeyi yani. Boyutu öyle oluyor tabii. Yani. Küçük mü doğrayayım bunları? Çok küçük yani. Rende gibi yapsana teyze şunları. Ezme de rende de değil mi? Daha iyi olur değil mi? Evet. Selim bu kadar küçük değil mi? Tamam yeter artık yapacak bir şey yok. Daha vakit kayboluyor. 3 tane büyük sarımsak. Kocaman. Evet. 3 ne? Baş. Diş. Baş. Diş mi? Baş. Diş. Diş. Diş mi? Tamam. 4 tane. Evet. Yeter o diş. Yanan yağ, sarımsak ve soğan koyuluyor. Oğanı versene bir o. Şey, biber lazım mıydı? Teyze bana biber verir misin? Veririm tasını. Maydanoz konmuyor değil mi? Yok. Biber versene. Kırmızı var mı? Yok. Tamam, yeşil paket. Aşkım ne yapıyor kızlar? Hiç. Sonra başının sonunu geçtiler. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Pilav, bulgur pilavı yapıyor dayım. Tereyağında soğan ve sarımsak bayağı bir kavruluyor. Bayağı değil mi Selim? Hani ölüyorlar. Yani tabii. Bu pilav çok güzel oluyor ama. Bayağı güzel oluyor. Şurada bir tabakalım mısın bana? Domates salça mı koyuyorsun? Domates de var mı? Domates de var, salça da var. İkisi de var. Didiciğim. Bekleyin dur. Üç. Biberin bir tanesi geldi. Bir sürü daha bu malzemeler girince azalıyor. Evet azalıyor. İncelemiş oluyor. Sen karıştırsana onu. Tamam. İki tane Charleston biber. Kavurmaya devam ediyoruz. Bu salata mı? Tamam. Podcast kabul etmiş benim şeyi. Valla. Her kadar alacağım. Telefon mu? İş yeri kurarsa öyle bir şey yok. Kuracağım ya Allah. Ne kuracaksın enişte? Lokanta. Aa! Evet. Nerede? Bir yerde herhangi bir yerde. Hadi ya. Araştırma hani bir şey olsun. Ondan sonra bak bir yerde. Şimdi adam yaparsan başlarım.
Aşçınızın. Sigorta bir de full akbil. Full akbil isterim. Metrem seni bileceğim. Yandı gözlerim. Şimdi salçanı... Ama esmerleşince tat alıyor. Evet. Ben zaten soğanla biberi karamelize yapıp yiyoruz öyle. Biz çok seviyoruz. Soğanla biberi. Evet, soğanla kırmızı biber. Boşlu karamelize tuz at mesela. Bir tatlı kaşığı tereyağında teyze küçük tavada. Ha, bunun üstüne yoğurt moğurt dök sofrada bir şey evet, koyduk. Evet. Bu zaten o lezzetli. Evet. Ye ver yani restoranlarda. Biz öyle bile ekmek banıp yiyoruz yani. Soğan biber alt tarafı. Evet, evet. Ama işte yanıyor iyice böyle şey işte oluyor. Yanıyor. Tereyağı da koyalım masaya belki. Ha, yani. Aa, bir şey koy evet işte. Bir daha koysun mu? Yok yok, yok yeter ya. Teyze. Yenmeyecek bile, yazık, kirlenecek. Gözümüzün açlığı işte. Hep beraber güzel. Yoğurtlar koyacağım. Bulguru teyze sen çıkart istersen. Burada burada. Pardon. Salça teyze az bir onları götür, acelesi yok. Evet. Götür. Acele etmeye gerek yok. Ben karıştırayım biraz. Bayağı yanıyor. Kısayım mı az? Yok kısma. Vakit yok. Kavrulsun dönemimize. Vakit yok. Vakit yok. Son dakikada evet. Suyu vermemiz lazım ki. Demlenmesin anca. Hatta vereceğim yani. Biraz diri olsun. Tabii canım. Sebzeli gibi hani. Maydanoz, dereotesten mi? Domates. Yok. Aslında koyuluyor da sonradan ama şart değil. Boş ver, boş ver, yok. Şart değil. Herkes yemeyebilir dereotunu, salata gibi. Zaten o demlendikten en son diyorum. Hani ha. Karıştırılırken isteyen koyuyor. Normal salça koyabileceğin mi? Yok, gerek yok. Biber salçası koyuyor, domates salçası da olur. Dolu dolu bir tatlı kaşığı. Teyze! Teyze! Baharat isteyeceğim. Tamam, teyzem meşgul şu anda. Yok, biz miydi zaten? Çocuklarla çok şey yapmıyoruz. Kekik, nane, pul biber. Karabiber, tuz, kekik, nane, pul biber. Onları teyzem de bilmez. Nasıl bilmez? Ben anlarım ya. Köri. Ama altı kırmızı gider. Köri var evet. Ay yazıyor ya. Zaten yazıyor. Bir içindeki olmayabilir bazen. Nane olmaz mı? O nane kullanacağım. Şimdi bulguru tabi Selim göz kararı koyuyor. Bence 3 bardak olmuştur. Evet, göz kararı koyuyor. Şu pilavdan koyabilirsin Zara birazcık. Zeytinyağlıyı da ortaya götürelim mi? Götür abla. Yok yavrum, her yere bak. Evet, hadi baharatları. Ben karıştırayım bu arada. Bu yazdıkları doğru mu teyze hepsini? Evet. İçindekiler doğru değil mi? Çoğu doğru. Tamam. Çoğu doğru. Ay öldürme. Gelin. Öldürme. Ölüyor ya. Kelebek mi? Kelebek değil ya. Böcek kurtuluyor. Selim yapışacak canım, yap ne yapıyorsan. Şimdi su. Su. Suyu da tabii göz kararı koyuyor. Al sen bak, elinle anlayacağım. Üstünü mü açacağım? Dur. Bakacağım bir. Oo, bir litre bulgur, koydun ha. Bulgur pirinç gibi değil yani, biraz fazla şey, şekerli problem yok. Yani. Ha, o kadar şişiyor. Pirinç kadar hassas değil yani. Pirinç lapa oluyor. Zor evet. Yani. Ha. Çok güzel biraz oldu. Dur. Harika oldu. Et koyacağım şimdi. Et mi? Biraz. Isınacak. Karabiber. Baharatı kim aldı bunu? Mertem aldı oturum. Baharatları mı aldı? Aa, şimdi sordum ya. Baharatı. Ay, içeri geri götürmüş. Karabiber, kekik, nane. Tuz atmadın Selim. Atacağım en son. Biber son mu var? Pul biber mi? Bu sudan koydun mu pilav oğlum? Yok. Hiç suyu koymadı. Ay Selim, az at, az at, tamam.
Çok acıysa. Olmasa da olur dediğim gibi azalttı. Evet. Tuz, tuz burada. Bu pilav annem yaptıysa. Buradaki şu tuz değil mi? Meltem gelsene mi? Geldi için oldu herhalde. Söyle. Dur şunun tadına baktıracağım sana. Özenlince olur öyle şeyler işte. Tamam Selim. Gerçekten annemin hiç bu kadar kötü pilav yaptığını hatırlıyorum. Gelen değil ya para gidersin. Evet evet. Geldi değil her zaman da. Ya evde dur ben şunu ciğeri... Elo gel bakayım. Dur. Oh sofraya bak. Ay çok güzel. Şimdi kaç kişi sığacağız? 10 kişi sanırım. 3, 6, 7, 8. Evet ikişer olursa buralar 10 kişi. 10 kişi sığacak gibi. Yemek tabaklarını mı koyalım altına? Evet. Bunlar tamam. Ortaya. Zaten şey yapamıyorlar. Arabayı nereye aldın işte? Şuraya aldı. Ben oradaydı ya değil mi? Arabası çıktı çok şükür. Oradaydı ya. Arabayı tamir etti. Nerede? Tamam. Oraya koymuştu ya. Erhan'ın. Benim arabayı. Ha şimdi Tuncay'ı mı aldın? 6 ayda tamir etti. Buradaydı. Niye öyle? Orada. Ya burada tamam. Yok oradaydı ya şimdi burada. Yok Erhan'ın araba da orada mı? Vermediler. Benimkinin arkasında. Şansına. Afiyet olsun. Kızıcıklar. Cemre ne kadar güzeldi tulumun. Niye çıkarttın canım? Çocuk oldu. Niye çıkarttın zaydını? Kolları düşüyor. Aa çok güzel ama ya. Güzeldi ama kolları düşüyor. Açıp düzeltemedim ben de. Al canım, aç canım, al. Bunu da çıkarttım ben elimde sonra... kaldı. Afiyet olsun kuzucuğum. Ne yiyorsunuz? He? Ağzım. Pilav. Pilav mı pilav abi? Var. Güzel mi pilav? Pilav. Pilavı size mi kakaladılar? Sen ne yedin canım benim? Evet. Dünya güzelim. Ne yedin sen? Bir ne yedin? Ne yaptınız siz parkta? Ben o kadar uzun süre. Ben onu sevmiyorum. Kimi? Hiç kimseyi sevmiyorum. Ama herkes seni çok seviyor. Ben onu sevmiyorum. Niye o öyle zaman, diyorsun? Parka gitmeyin. Ne gitme? Parka gitmeyin. Niye? O dedi bilmiyorum. Cemre. Leğeni ters çevir. Masa yapmışlar süper. Hadi hangi masa? Yavaş yavaş yavaş. Hangi? Yavaş. Allah Allah patlatmasana kızların balonunu ya. Hadi sen Çağla'yı kaldır ben Melis'i. Aşağı inin lütfen. Aşağı inin. Sen de üstünüzden. Lütfen aşağı inin. Kimse kimseyi kaldırmıyor. Hayır. Arkadaşlar kimse kimseyi kaldırmıyor. Havayı hava yüklüyorum ki o inerken onlar patlatsın. Anlaştık mı? Allah olsun dedi. Baban inerken sen patlatmayacaksın. Ben de oynayayım. Ama para seni kullanıyor. Sen çocuk musun? Çocuğum. Koca çocuk. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı Allah. Hayırlı Cemre. Ve aleykümselam. Yerler herhalde. Öyle bir ağrı da yanlarında. O ne? Nuriye. Hadi kahvaltı mı? Gerçi oraya. Oraya gidelim. Kahveyi gördüm onun şurada. Ona düşecek. Ben yapamadım. Ben yapamadım. Böyle yapıyorlar. İki tane video atmışım. Daha da para gelmiyor. Her şeyi çekeceğim. Seni meşhur edeyim mi? Hadi patlat bir şarkı. Prim yapma. Ne söylüyorsun? Ben mi? Evet. Keşke mikrofonumuzu getirseydim. Ben de getirseydim. Asya'nın vardı yankılı mikrofonu istedi de getirmedim. Karaoke mikrofonu. Haa. Yankılı. Ne söylüyorsun? Evet söyle. Ben çok kötü söylemiyorum. Erhan söylüyor. Aa. Bunlar kaçıyorlar evet. Evet. Şarkı diyorum ne söylüyorsun? Yaşa. Yok. Karaoke mikrofonu getirseydik keşke. Atardım. Şimdi böyle karaoke çalışıyoruz. Çalsın o. Arkadan beraber söyleyelim. Tamam biz beraber güzel söyleyemiyoruz ki ben tonum senin tonum. Tonum diyor. Ne tonu ya? Arkada orkestra var sanki. Dur, sen la'dan çalacaksın. La. Orkestra dur. Çalıyor ya mikrofonda şey var. Evet ya. Evet biliyorum. Ben çalıyorum bekle. Çal. Çal BKB racı çal. Sen şey söyle.
Şarkıyı duyunca yalnız hepsi gelecek. Hap verdim, hap verdim. Hap verdim yalnız. Hap verdim, hap verdim. Hap koydum değil. Daha hap ki ben hap verdim, hap verdim. Şimdi Erkan'daki şeyi açsana. Ay çok sıcak oldu burası, evet. Sıcak yenge. Nasıl bir şarkı tercih edersiniz yani? Tekirdağ şarkıları var. Ben Aydanur'dan slow bir şarkı tercih ederim. Aydanur'dan slow bir şarkı. Bir Yıldız Silve şarkısı olabilir. Kendi sesinle. Niye söyleyemiyorsun? Konu tutmuyor. Bu da şey oldu tamam. Ya vallahi Sibel Can başımıza. Baksana oğlum lan. Kalından söyle o zaman. Ya kalın olacak ya dik. Niye öyle bir şey yok? Ben 3,5 oktav sesi olan adam var. 3,5 oktav. Yani İbrahim tatlı sesi. 2 oktav yok mu sesin? Yok. Kaç oktav? Ölçtürdün mü? Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Yüzündeki gökkuşağının ağrını emdiği sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsız gibi kararsız kararın yatağındasın 40 yıllık yalancı. Lan sen bu kafamı ritüel babandan iste. Burada suyun kendi. Bak onu. Temel ihtiyaçlar araya gidiyor. Suyun orada. Var oğlum bu da bak. Bu da bana. Seni sevmeyi bana. Şimdi yükseldi. Buralarda sorun yok, ondan sonra o şimdi yüksek. Yo sen yapabilirsin canım. Böbrekten. Ben ancak o diyaframdan. Diyafram. Buzdolabına sırtımı dayan. Sen söyle kalından. Her gün biraz daha aşkını yitiriyor. Yüzündeki gökkuşağının ağrını emdi. Sabahları emdi. Ki oktava çıkacağın yer. Erken çıktın kardeş. Olsun tamam. Tamam. Olsun çıkacaksın şimdi. Yatağındasın 40 yıllık yabancı. Vazgeçtim yanar yanar. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Kahretsin yana yana. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Kahretsin düşmeyi. Burada çıkacaksın. Evet, bu vazgeçtim. Zor bir şarkı oluyor ama daha böyle zor, şey evet, şey. Sen çok rahat söylersin. Dillere destanı söyleyebilir misin? Sesler annem çıkar. Ben bir iki tane lokum atayım geleyim. Sesin ballansın. Ama ağzındayken söyleme. Boğazın bir şey olur kız. Duyanlar o. Çay yok mu? Şerbetli. Siz de söyleyin. Vokal değil. Ben arkadan de söyleyeyim. Küçükten böyle. Ya ana boyu kısa ya, illa omuzuma oturacak. Evet, başlıyor ha. Ayıt! Her şey senin için. Dualarım, duygularım. Düşlerimde, bakışlarım. Hep seni söylüyor şarkılarım. Her şey senin için. Dualarım, duygularım. Düşlerimde, bakışların. Hep seni söylüyor şarkılarım. Umrumda değil, kim duyarsa bir tane tekrar koyacağım. Kamerada mı oynama? Yok çalma.
arkadan. Söylesene. Geliyor. Hadi geliyor ama yeter. Başla. Geliyor şimdi. Hadi beraber. Beraber mi sen? Ya bir. Duyanlara. Duyanlara. Ya. Sormayanlara. Ben onu seviyorum. Umurumda değil, kim duyarsa duysun. Kolay mı sanıyorsun, söyle sevgimi, herkesle duysun. Sen daha önce daha söylesen daha iyi olacaksın. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, ben onu seviyorum, 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 duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, ben onu seviyorum, çok seviyorum, seviyorum, seviyorum. Alkış. Ne yok ya? Lazca konuştuktan sonra bir tane söyleyebiliyorum. Bitir bir şey. Koy verdin gittin beni, Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni. Kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum. Gella vera deresi, oy gella vera deresi, iki dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin bıçağının yarası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin bıçağımın yarası. Dur senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oh, çok yavaş kaldı. Hiç mi düşünmedin sen?
Hiç mi düşünmedin sen oy sevdum böyle ağlar sevdum böyle ağlar hiç mi düşünmedin selam bütün sevdiğim yanına. Geldi kula selam götür sevdiğim diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına, canına. Neye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar senin uğruna, can uğruna. Bu kadar bile aman aman. Bu kadar dile. Demek benim profiterolüme ihanet. Tanrı'dan diledim. Bu kadar dile. Aman aman. Evdeki benimki kocanır. Bu kadar dile. Çayı tut çayı. O yarın yüzünü bir daha görerek aman aman. Korna sesiyle. Kamyoncu da ahe ahe demiş oldu. O yarın yüzünü bir daha görerek aman aman. Bir daha görerek. Gel anam aman canıma kıyma bu yazı. Canıma bir kara kaşın bir kara gözün. Eğer suyla bir kara kaşın bir kara gözü değer dünyama. Bana kısmet değil en son dikeceğin oğlum dizimde yatmak aman aman dizimde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman. Yüzüne bakmak. Gel anam aman canıma kıyma bu yazı canıma. Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün, değer dünya malına. Bravo, çok güzel. Yine girdi, yine o şarkı girdi. Gönlüme üç kurşun sevdalı. Sen seviyorsun ya. Saatler yine sessiz. Eski bir şarkı bu, tarihin kaleminde. Ne güzel aşk yaşamıştı. Bağcılarda, bahçelerde. Ah, neredesin? Yürü. Neredesin senin? Korktum ben işte niye kalktım? Unutamıyorum. Ah, neredesin? Neredesin seni? Unutamıyorum. Yine resmin duvarda. Onu ben kaynaklayayım. Geceler yine sensiz. Gönlüme üç kurşun sevdalı.
Saatler yine sessiz. Yok kızım ben anlamadım. Eski bir şarkı bu. Tarihin kaleminde ne güzel aşk yaşamıştı. Denizde, Ege'de. Ah, neredesin? Neredesin seni? Unutamıyorum. Teşekkürler. Sen Yaşar'ın şarkılarını söylüyorsun. Yaşar, evet. Ah, neredesin? Neredesin seni? Aran'ın tarzı bu. Yaşar, yani Yaşar. Sesinin çıkmasının şeyi bu. Dakika şarkıları hepsi de çok güzel çıkıyor maşallah. Yaşar'ın şarkılarını iyi söylüyor. Evet. Hem biliyor, hem sesi yaptı falan. Matrasik arkadaşlar. Kiram yaktım mumlar gibi geçiyor zaman. Gözlerimi diktim yollarına. Geliyor musun? Geliyor aman. Dünya başım duman. Batıyorum acıtıyor. Senin sevdan. Dönüyor aman. Dünya başım duman. Güzel şarkı. Gençken kim genç? Yaşar senin gençliğinde yok. Gittiğinde yazdı kaç bahar geçti tüm esimler. Gittiğinde yazdı okumadın mı benim manşetler. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman batıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya. Müzik lazım ya. Evet. Çıkmıyor daha. Vurdu mu ki? Vurmadı ki. Vurmadı yere sürdü. Film yapıyor ya. Dokunmadı. Ha, dizi yapıyor. Vurmadı ki. Vurmadı. Bak burası kırılmış galiba. Al buralı toprağını. Aman aman. Bak bir şey bulamıyor ağlayacak yine bak. Bak. Küpelerim nasıl? İşte o, o kulak. Ya işte Türkiye o kulakla dinlemiş. Beğendin mi? O işte evet. Ama böyle olunca anladın ne olduğunu değil mi? Sesten normalde ya. Anlamamış. Sesten kendin. Derdik oyun gibi seviyorum. Sen dinsene şarkıyı, senin tınında söyle. Şeker mi takabilirsin? Çok güzel. Olmaz mı ya? Çeşmesi yandı. Aramıza dağlar. Bu abiyi sevdim mi? Sevdim ya değil mi? Niye sevmişsin? Bunun adı mı? Selim. Demek Selim. O Selim ben Meltem. Sermayem derdindir hey dost. Servetim ahır. Sen Melis ben Meltem. Ayağıma cende cende sıralansa da. Biz eve geldik. Asya hemen yattı saat 11 şu anda ki zaten arabada uyudu. Güzel bir iftar yaptık. Teyzem de, teyzemin çocukları da geldi. Şarkılarla, türkülerle güzel bir akşam geçirdik. Eve geldik. Bugünü de böyle bitirdik. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.